isim Silvan Niculescu. Romanyalıyım. 27 senedir Türkiye'de yaşıyorum ve çalışıyorum. Ankara'da tenis direktörlüğü yapıyorum. 2017 yılı çok enteresan bir yıl oldu. Bu sene hem Federer'in hem Rafael Nadal'ın bir dönüşü gördük. Federer 36 yaşında, Nadal 31 yaşında. Bu bize şey gösteriyor, 30 yaştan sonra teniste hayat var. Bu gençlere bence çok iyi bir işaret. Yani 30 yaşında, 29 yaşında eskisi gibi tenis bitmiyor. Eğer kendimize iyi bakıyorsak, fitness, diyeti ve psikolojik anlamda çok iyi bakıyorsak, tenis 30 yaşından sonra bile çok yüksek performans şeklinde devam edebiliriz. Ben aslında Federer'ciyim. Federer'i çok iyi tutuyorum. Uzun seneler. Ve Federer bize bu sene çok büyük sürpriz yaptı. Çok acayip bir dönüş yaptı Australian Open'da ve Wimbledon'da. Onun dışında Miami Open ve Amerika'da 1000 puanlık bir turnuvada Nadal'ı yenerek inanılmaz bir dönüş yaptı. Ama aynı zamanda Nadal Roland Garros'u ve US Open'u kaldırıp kafa kafaya gidiyorlar beraber şu anda. Nadal bir adım önde, ranking anlamında. Bakalım bu son iki ay ve kapalı kort sezonu, son turnuvalarda 2017 yılı acaba kim birinci sırada bitirecek? Bence şu anda favori Nadal. Federer ve Nadal'ın oyun özellikleri biraz farklıdır. Bildiğimiz gibi Federer biraz daha hard kortlarda ve kapalı kortlarda daha iyi. Nadal toprak kortunda 10 tane Roland Garros'u var. Daha iyidir. Son senelerde, son 10-15 sene ATP müdürleri kortların zemini yavaşlatmasını istediler. Bu biraz seyirci açısından show biraz daha artırarak istediler. Ama bu son senelerde benim fikrim biraz bu servis ve voley yapanlar ve hard kortu ve hızlı kortu sevenleri biraz dezavantajlı oldu. Neredeyse son senelerde tek tip oyuncuya doğru şey gittik. Yani arkadan ve çok topspin vuran ve çok sabırlı olanlar biraz daha başarılı oldu.
Son 2-3 sene bu trend biraz daha şey değişmeye başladı. Kort zeminleri biraz daha turnuva organizatörleri biraz daha hızlandırdılar. Bence yine seyirci açısından bu iyi bir şey çünkü farklı farklı oyuncu tipleri seyretmeye şansımız olacak. Hem servis voleye hem biraz daha ofansif, fileye daha çok gelen oyuncu tipi seyredebiliriz. Mesela Misha Zverev US Open'da Andy Murray'i yenip yarı finale kadar yükseldi. Hep servis voley oynayarak. Dünya tenisinden gençlere gelince ben iki oyuncu beğendim. Zverev ve Shapovalov. Shapovalov 18 yaşında bir çocuk. Solak bir çocuk, çok yetenekli bir çocuk. Her topa, her köşeden, her pozisyondan winner yaratabilir bir çocuk. Eğer bu gücü ve kuvveti iyi şekilde yönetebiliyorsa ileride çok iyi şeyler bence sonuçlar elde edebilir. Türk tenisine gelince çok yetenekli çocuklar var Türkiye'de ama maalesef ve sadece Türkiye'de değil aslında dünya genelinde tenisle ve okul arasında hem oyuncular hem veliler 15-16 yaşında 18 yaşına kadar bir seçim yapmak zorundalar. Çünkü tenis gerçekten meslek olarak bakmamız lazım. Çok zor bir spor. Ve o yüzden şu anda Türkiye'de eğitim sistemi bayağı zor bir sistem. Yani tenisçi olabilmek için o sistemden altından kalkamazsınız yani. Maalesef veliler dediğim gibi 16-17 yaşında o kararı vermek zorundalar. Zor bir karar ama bence mutlaka o yüzlerce yetenekli çocuk arasında %10-20 bu yolu seçerse Türkiye'de ileride zamanlarda çok iyi sonuçlar elde edebilirler. Türkiye 75-80 milyon nüfuslu bir ülke. Şu anda hem bayanlarda hem erkeklerde ilk 100, ilk 300'de ATP'de, WTA sıralamalarında 3 tane oyuncunuz var. Neden ileride ilk 100'de birkaç tane Türk gençler olmasın? Bu federasyon, veliler, okullar elinde bir olay. Çok bir olay değil ama iyi bir organizasyon. Mutlaka bu yetenekli gençlere ileride zamanında iyi bir yol çizerek mutlaka iyi sonuçlar elde edebilirler yani. Zamanlarda çok iyi sonuçlar elde edebilirler. Türkiye 75-80 milyon nüfuslu bir ülke. Şu anda hem bayanlarda hem erkeklerde ilk 100, ilk 300'de ATP'de, WTA sıralamalarında 3 tane oyuncunuz var. Neden ileride ilk 100'de birkaç tane Türk gençler olmasın? Bu federasyon, veliler, okullar elinde bir olay. Çok bir olay değil ama iyi bir organizasyon. Mutlaka bu yetenekli gençlere ileride zamanında iyi bir yol çizerek mutlaka iyi sonuçlar elde edebilirler yani. Bu arada Türkiye'ye dönecek olursak, Türkiye'de bence yüksek performans yapmak isteyen çocuklar için ve gençler için
çok büyük bir fırsat var. Türkiye'de 50 tane neredeyse senenin her haftasına 15 bin dolarlık future denen turnuvalar var. İstanbul'da olsun, Antalya'da olsun veya başka şehirlerde olsun. Bu çok büyük bir avantaj. Dünyada hiçbir yerde öyle bir organizasyon yok 50 hafta süresince. O yüzden ben bütün Türk gençlere davet ediyorum. Antalya'da olsun, İstanbul'da olsun, başka bir şehirlerde olsun. Oraya gitsinler, şansını denesinler. Çünkü başka ülkelerde bunu elde etmek çok zor bir şey. Romanya'ya örnek veriyorum. Romanya'da 12 tane future turnuvalarımız var. Erkekler ve bayanlar için. Türkiye'de 50 tane. Ama Romanya'da fikstürler hep Roman gençlerle dolu. Türkiye'de daha çok genç oyuncu o turnuvalarda şey görmek isterim yani. Hem elemelerde hem ana tabloda. Bu çok büyük bir fırsat. Bence Türk gençleri bunu değerlendirmeleri lazım. Kesinlikle. Tekrar Türkiye'ye dönersek ben öyle bir şey söylemek istiyorum. 27 sene önce Türkiye'ye geldim. O zaman ne gençlerde, ne büyüklerde, ne kızlarda, ne erkeklerde yani uluslararası turnuvalarda tur geçen bile Türk oyuncusu yoktu. 5-6 sene önce ilk yüzde ya da erkeklerin ilk yüzde tek bir oyuncu vardı, Marcel İlhan. Şu anda bakarsak ilk 500'de 5 tane Türk kızı var ve 3 tane Türk erkeği var. Bu bence büyük bir başarı ülke bazında. Çünkü bu bize şey gösteriyor, o ülkenin sporunda, tenisinde bir derinlik var. Sadece zirve oyuncular değil, 1-2 tane. Şu anda 7 tane, 8 tane ilk 500, ilk 600 WTA ve ATP sıralamalarında Türk oyuncular var. Ayrıca 16 yaş, 18 yaş, 14 yaş Türk takımları gruptan çıkıp finallere artık katılabiliyor. Eskiden öyle bir söz konusu değil diye. Yani dediğim gibi ilk tur en fazla ikinci turdan Türk oyuncular kaybediyordu. Ama şu anda hem kızlar hem erkeklerde, gençlerde çok iyi sonuçlar ortaya çıkıyor. Dilim dilim bakarsak 5 senelik veya 10 senelik dilim dilim bakarsam son 5-10 sene Türk tenisi bayağı bir büyük bir sıçrama yaptı. Bence bu şekilde devam edebilirse 10 sene sonra İlk 500 değil, ilk 200'de bir sürü Türk oyuncu olabilir. Tabii ki aynı şekilde, aynı hırsla devam ediyorsak. Evet, yeni bir Tenis Akademi bölümünden hepinize merhaba sevgili tenis severler. Bu hafta yine geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sporcunuzun antrenmanlarda çok iyi, maçlarda çok kötü olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aradaki bu performans farkının nedenlerini ve buna dair çözüm önerilerini bu bölümde sizlerle paylaşalım. İki oyuncu karşılıklı antrenmanda çok yüksek tempoda, çok istikrarlı bir şekilde gayet akıcı vuruşlar çıkarabilseler dahi maçın içinde o vurduğu topun içeri veya dışarı düştüğü, skorun kaç kaç olduğu, oyunun nedenli kritik olduğu, o oyuncuya daha önceden kazanıp kaybettiği, çevreden izleyen seyircilerin yarattığı ortam, her biri ilave zorluk yarattığı için antrenmandaki ortamı birebir zaten maçta beklemek birazcık hayalcilik olur. Ardından vuruş dizinleri devreye girer. Vurduğunuz toptan sonra oluşabilecek yeni senaryolara yeterince hazırlıklı mısınız, değil misiniz? Bunun yine antrenman programının içinde önemli bir yer tutması gerekir. Maça başlamadan önce ilk başta ulaşmak istediğiniz yere olan rotayı hafızaya girmeniz lazım. Teniste taktiğin
stratejinin ne denli önemli olduğunu farklı örneklerde vererek sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz. Hatırlayacak olursanız şöyle bir sizlerden gelen bir sorunun üzerine inşa ettik biz bu konuşmayı. Çocuğum veya sporcum antrenmanlarda çok iyi oynamasına karşın maçlarda aynı performansı gösteremiyor ve biraz da duygularını kontrol edemiyor. Mental açıdan, psikolojik açıdan ona neler önerirsiniz gibi bir soruyu ele almıştık. Bu çok sık yaşanan bir problem. Yani birçok junior oyuncuda, genç oyuncuda fazlalıkla karşılaştığımız bir problem. Fakat bu problemde olayın hani psikolojik tarafına girmeden evvel önce bir gerçekten kaynağı psikolojik mi onu iyi irdelemek lazım. Burada da karşılaşılabilen en yoğun problemlerden bir tanesi aslında oyun kurgusuyla, oyun algısıyla ilgili. Yani bu işin daha taktik, yani daha karar verme mekanizmalarıyla ilgili. Çünkü tenis sadece forehand'den, backhand'den, servisten, yani sadece vuruşlardan, koşudan ibaret bir branş değil. Her top birbirinden farklı geldiği için ve her rakip birbirinden farklı olduğu için sizin aslında her top için bir karar almanız lazım. O aldığınız kararlardaki keskinlik ve doğruluk ve tutarlılık aslında sizin sportif başarınızı doğrudan etkileyen en temel faktörlerin başında geliyor. Eğer bu karar mekanizması çok doğru işlemiyorsa, her ne kadar vuruşlarınız iyi dahi olsa, yani bunu genelde antrenman performansının iyiliğiyle de bağdaştırabilirsiniz. Çünkü antrenmanda daha çok vuruş ağırlıklı antrenman yapılıyor benim gözlemlediğim. Maçın içine girdiğinizde de daha çok karar vermeyle ilgili durumlara maruz kaldığınız için ve bunun antrenmanı yeterince iyi yapılmadıysa, oyuncu çalışmadığı bir yerden sınava girmiş gibi bir duruma maruz kalıyor. Bu da haliyle hepimizde, her insanda olduğu gibi, yabancı olduğumuz bir ortamda bir tedirginlik, bir farklı bir duygu dengesizliği yaşanmasına neden olabiliyor. Yani bu performansın arka planında oyuncunuz taktik olarak, stratejik olarak yeterince hazır mı, yeterince olgun mu ve ne oynadığını bilerek mi oynuyor sorusunun cevaplarının evet olduğundan emin olduktan sonra olayın psikolojik tarafına giriş yapmak mümkün. Burada hatırlarsanız geçen hafta size şöyle bir örnek vermiştim. Bir oyun başlamadan evvel aynı bir yolculuk gibi düşünün bunu. Gitmek istediğiniz yeri mutlaka biliyor olmanız lazım. Günümüz teknolojisinde ne var? İşte navigasyona gidiyoruz, adresi yazıyoruz, ben buraya gitmek istiyorum diye. O bize alternatif yolları çıkartıyor. Biz bu alternatif yollardan işte en kısa olanını veya kilometre olarak veya süre olarak en kısa olanını seçip yola koyuluyoruz. Yola koyulduğumuz esnada yolda karşılaştığımız olası problemler, biz yolu işte sapağa kaçırabiliyoruz veya yolda bir yol yapım çalışması olabiliyor. Böyle bir durumda navigasyon ne yapıyor? Tekrar gideceğimiz yer sabit kalmak kaydıyla bize yeni bir rota çıkartıyor. İşte bir tenisçinin yapması gereken şey o. Gideceği yeri navigasyona girmek, yani onunla ilgili bir yol haritasını zihninde yerleştirmek. O andan itibaren seyahatin tadını çıkarmak. Yani bu işin biraz daha mental, daha psikolojik tarafıyla ilgili. Kendini ana bırakmak, o direksiyondan haz almak, manzaradan haz almak, trafiği en iyi şekilde değerlendirmeye devam ederek bir taraftan da seyahatin tadını çıkarmak. Yol kaçırdığı zaman hemen yeniden hesap yapmak ve günün sonunda final hedefine ulaşabilmek. Şimdi bu zihin haritasıyla yola çıkmış bir sporcunun maçın içindeki performansı eğer antrenmandan çok düşükse, o zaman biraz daha psikolojik faktörler değerlendirilebilir. Bir kaygı yönetimi problemi olup olmadığı, beklentilerle ilgili bir sıkıntısının olup olmadığı araştırılabilir. Tenisi nasıl anlamlandırdığıyla ilgili bir sıkıntı olup olmadığı değerlendirilebilir. Ama benim gözlemlediğim junior oyuncularda, genç oyuncularda birçoğunda aslında böyle bir yol haritası yok. Nereye gitmek istediklerini bilmeden yola çıkıyorlar. Ondan sonra da kayboldukları için panik yapıyorlar. Yani gideceğiniz yeri bilmeden kaybolmamanız zaten mucize. O yüzden birincil önerim bütün tenisçilere önce iyi bir zihin haritası çıkartabilmek, iyi bir strateji yapabilmek için donanımlı olacak şekilde antrenman yapmanız. Şimdi gelelim bu haftaki bölümümüzde bu işi nasıl yapacağımıza.
Stratejiyle taktiği birbirinden kelime anlamı olarak ayırt ederek dilerseniz başlatayım stratejiyi anlatmaya. Stratejiyi genel bir yol haritası gibi düşünün. Yani bir tünele giriyorsunuz. O tünelde sonunda bir ışık var. O ışığa doğru yönelmek durumundasınız. Bir labirent, bir tünel. Sonundaki ışığa doğru gideceksiniz. Orada yolda karşılaştığınız anlık problemler olabilir. İşte bir yer kapalı olabilir, üstünden atlamanız gerekebilir, sağından solundan geçmiş olabilirsiniz. Bunlar yolda karşılaştığınız problemleri daha çok taktik olarak düşünün. Ama ana gitmek istediğiniz rotayı da strateji olarak düşünün. Oyuncu ilk başta iyi bir strateji kurabilmeli. Yani o navigasyondaki hedefi doğru yazabilmeli. Ondan sonra da yaşadığı problemleri doğru taktik manevralarla çözebilmeli. Yani rota değiştirebilmeli, yan yollara geçebilmeli. Ama plansız bir şekilde yola çıkan birinin doğru taktik kurması da aslında çok da bir şey anlam ifade etmeyecektir. Şimdi gelelim bir tenis üzerinden örnekler vererek bu stratejiyi ve taktiği birazcık açalım. Örneğin siz çok kuvvetli bir oyuncusunuz, güçlü vuruşlarınız var, uzun boylusunuz, iyi bir servis kullanıyorsunuz. Oynayacağınız rakip de sizden daha ufak tefek, çok güç olarak çok ön planda olmayan ama ayakları çok çabuk, çok dayanıklı bir oyuncu. Şimdi burada her iki oyuncunun da oyun stratejisinin aynı olması beklenemez. Güçlü oyuncu oyunu dayanıklılık eksenine çekmeden, koşu mesafelerini çok büyütmeden bir kurgu yapmak isteyecektir. Çünkü kendi kuvvetli olduğu yönler bunlar. Puanların kısa sürmesi, koşu mesafelerinin dar olması güçlü oyuncunun işine yarayacakken, tam tersi şekilde de ufak tefek ayakları çabuk ve dayanıklı ve istikrarlı olan oyuncunun da rallileri uzatması, daha topu oyunda tutması, koşu mesafelerini özellikle de yanal olarak kortu daha geniş kullanması bir hedef olarak maçın başında her birinin kafasında olacaktır. Şimdi bu anlamda her biri bu stratejiyi kurmuşken, kendilerine uygun stratejiyi kurmuşken bunu uygulatabilecek doğru taktikleri de uygulayarak rakibi kendi oyun planının içine çekmeye gayret gösterecektir. Uzun boylu bir oyuncu ne yapacaktır? Servislerde etkili bir şekilde girdikten sonra hemen arka çizginin önünde yer tutup mümkün mertebe baskılı yükselirken toplarla oynayarak file önüne yaklaşıp puanı oralardan kapatmaya çalışacakken kısa boylu tenisçi daha açılı servisler atıp rakibi kortun dışına çıkartıp daha ilk toptan ondan sonra derin yüksek spinli toplarla rakibi baseline'dan uzak tutup çünkü rakibi koşturmak istiyorsa ilk yapması gereken şey arka çizgi hakimiyetini rakibin elinden almaktır. Baseline'a yakın bir oyuncuyu koşturmak açısal olarak çok mümkün değildir. Çünkü uzun boylu ve fileye yakın yani baseline'a yakın oynayan bir oyuncunun gelen açılı toplara içeriye doğru girerek diagonal çözümler üretmesi ve fazla koşmadan topları yükselerek alması mümkünken geriye çıkan bir oyuncu baseline'ın 2-3 metre gerisine doğru uzaklaşmış bir oyuncu ki bu derin yüksek bir ağır bir topla, spinli topla mümkündür. Bir sonraki topta yaşadığı, karşılaştığı, maruz kaldığı kısa çapraz toplara yana doğru koşu yapmak durumunda kalır. O yüzden aslında bütün kurgu kendi kuvvetli yönlerinizi doğru etüt edip, rakibin zaaflarını doğru tespit edip, kendi kuvvetli yönlerinizden rakibin zaaflarına bir yol çizebilmekle mümkündür iyi bir strateji kurmak.